Programımıza devam ediyoruz. 3 puan programında birliklerimize devam ediyoruz. Artık Beşiktaş muhabbetinden sonra biraz daha kendi ligimize ilgilenmeye başlayalım. Yarın itibariyle 20 takımlı sahalarda Efendi Salıhisar Futbol Ligi Selim Ay bölgesindeki maçlarla başlayacak. Bir tarafında Samba Kaptanı Gökay Şimşek, bir tarafında İlker Kaya hakemlerinden bir tanesi ve Porto oyuncusu. Kendileriyle maç muhabbet yapacağız. Yarın saat 7'de bir genç birlik Uygarhan maçıyla ligimiz başlayacak. Her iki takımı da ben tanımıyorum, sizler de tanımıyorsunuz zaten. Evet, biz de bilmiyoruz. Bir sonraki maçta Ay Yıldız var. Saat 8'de Ay Yıldız, Çarşamba Spor. Yani seninle değişimle birlikte Samsun 55. Samsun 55, evet. Sen ne diyorsun? Her ikisini tanıyorsun artık. Tabii, Ay Yıldız maçını izledim zaten. Selim Ay bölgesinde, geçen sefer turnuvada. İyi bir takımlar, Ay Yıldız. Yani takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. İleride iki tane oyuncusu var. Dikkat edilmesi gereken iki oyuncu. Biri 10 numara giyiyor diye hatırlıyorum. Ulaş. Yani Ulaş sol ayaklı bir oyuncu. Evet. Sol ayağını iyi kullanıyor. Diğeri de diğer arkadaş da ona destek veriyor. Hüseyin Hüseyin büyük numarada. Evet ama savunmada 3 adam bırakıyorlar. Çıkmıyorlar. Yani savunma yaptıktan sonra artık hücumdaki arkadaşlar işi bitirmeye çalışıyor. Çarşamba Spor'da eski adlarıyla Samsun 55. Onlar tamamen fizik gücüne dayalı bir oyun oynuyorlar. Topa sert oynuyorlar. Nasıl diyeyim, bir Şafak Spor değiller ama onların ayarlarına yakınlar. Defansta Müjdat var. İyi bir stoper. Onunla karşı da ben oynadım. Yani ligde ona karşı oynayabilecek forvetlerin çekineceği bir stoper. Sert oynuyor. Ama hiçbir şekilde rakibe karşı bir saygısızlıkları, rakibe bir sert müdahaleleri yok. Topa sert oynuyorlar. Yani ya şöyle işleri iyi yani. Şey yok, bir fesatlık falan yok işlerinde. Ben Çarşamba Spor'un maçı alacağını düşünüyorum yani, açık söyleyeyim. Benim tahminim o yönde. Çarşamba Spor'da iyi bir takım. Yeni formalarını yaptırdılar. Çok güzel oldu. Buradan bunu söylemek isterim. İki takıma da başarılar diliyorum. Evet, sen Ay Yıldız'ı yakından tanıyorsun. Ay Yıldız'a maç kaybettiniz. Evet. Aynı gün tanıdınız. İlk maç mıydı bizim? Yok, ilk maçınız Pınalı'ydı. Pınalı'ydı o maçı. Ay Yıldız takımı evet, iyi bir takım, organize bir takım. Kimi zaman oyun içerisinde bir anda bütün kontrolü eline alıyor ama kimi zaman da kopukluklar yaşayabiliyorlar. Bizim maçta da böyle birkaç olmuştu. İyiler yani, hani takım olarak iyi bir takım. Çarşamba, yani şu anda Çarşamba'ydı değil mi ismi? Evet, Çarşamba Spor. Çarşamba Spor'u tanımıyorum. Güzel bir maç olur diye tanımıyorum. Diğer ligden tanıyorsundur. Samsun 55 ve Menaz İnşaat isimleriyle oynadılar. Ya tabii ki, illa ki mutlaka belki oynamışlığımız bile vardır ama şimdiye kadar o kadar çok maç yaptık ki ben biraz o konularda şeyimdir. Çok fazla sayıp, hafızam biraz sayıp. O yüzden dolayı kusura bakmasınlar. İki takıma da başarılar diliyorum. Çok güzel bir maç olur eğer İlker'in anlattığı gibi bir takımsa, ki o iyi analiz yapar. Tahminimce bayağı güzel bir karşılaşma bekliyor izleyenleri. Saat 9'da bence Selim Ay bölgesinin haftanın maçı benim gözümde. Gözde Müzik, Esprit, Porto. Evet İlker, sen oynayacaksın bu maçta. Ben maçta oynayacağım belki. Eski bir Gözde Müzik oyuncusu olarak da Gözde Müzik'i çok iyi tanıyorum. Kalecisinden en uçtaki adımına kadar. Analizlerimi kendi takımla paylaşacağım zaten. Gözde Müzik de şaşıracak zaten. Karşısında nasıl bir porta çıkacağını. Analizimizi iyi yaptık. İnşallah Gözde Müzik karşısında iyi oynayıp 3 puanımızı alacağız. Ne gibi bir taktik? Ya burada açıklamak ister misin ki? Ben Porto'nun taktiğini açıklamayayım da, Gözde Müzik üçlü savunma oynuyor. Caner, Doğuşcan, sağ bekleri biri vardı. Şimdi tam hatırlayamam ismini. Oğuzhan Şahaneci, en önemli oyuncuları. Bu maçta oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama son maçtaki hareketlerinden dolayı. İnşallah onlara karşı iyi bir mücadele edip 3 puan almak istiyoruz. Evet. Gözde Müzik'in de hakikaten güzel bir kadrosu var. Şöyle bakıyoruz. Caner Deniz var, Oğuzhan Şişhaneci var. Bana da kadrosunu vermişlerdi, hatta ben buradan söyleyeyim.
Selami Karaca var, Doğuşan İnce Bacak var, Çağan var, Harun Arman var, Çetin Kavur var. Güzel bir kadrosu var. Sizin de kadronuzda Meli var. Caner Bekili var mı gözlemci? Caner söylenmedi şu ana kadar bana. Ama 3 haftaya kadar biz ilk 3 haftaya kadar evet, liste almıyoruz. Caner'i getirebilirler de getirmeyebilirler de. Şimdi Çağan bölgesel amatör lig topçusu. Doğuşcan da öyle. Onların maçı olacağında geleceklerini ben pek düşünmüyorum. Yani kadroda bulundular ama çok iyi oyuncular ikisi de. Biri sol bek, diğeri sol açık. Konyaaltı Belediyesi'nde oynuyor ikisi de. Çağan Konyaaltı'nda oynuyor, Doğuşcan da orada oynuyor diyebiliyorum. Kadroları çok iyi. Selami şu anda aktif olarak futbol oynamıyor. Ama yani benim görüp görebileceğim Hasan Ceylan'la beraber ya bu turnuvalardaki en iyi orta saha oyuncularından biri. O Selami nereye koysanız oynar. O öyle bir yapıda oyuncu. Yani stoperle koysanız stoper de oynar. Yani şu oynadığım liglerde Hasan Ceylan ve Selami Karaca değişmez oyuncularım benim. Onlara karşı oynamak istemem ben. Çok tehlikeli oyuncular. Sizlere son maçların favori veya formda oyuncularından bir tanesi Karaca Mustafa var. Mustafa evet. En son maçta Antalya Ligi turnuvasında son maçta harikalar yarattı. Buradan tekrar söylüyorum. Biz kalede başka biri var sandık. Ama maç bittiğinde yaptığı röportajda ya Musaler olduğunu ispatladı anladık bize. Ama kesinlikle maç içindeki konuşmalarından gerçekten çok iyiydi. Yani burada anlatsam yani kimse inanmaz ama gerçekten Musaler'e çok iyi kurtarışlar yaptı. Sen iki gol attın. Aynen ben iki gol attım. Bir tane attırdım. Ya bana attıranak Ülkü'ye teşekkür ediyorum. Veli abiye de buradan teşekkür ediyorum. Ülkü bu maçta kesin var. Ülkü kesinlikle var. Kadromuz belli şu anda zaten. 7 kişimiz hazır. En son maça çıktığımız kadroyla çıkacağız. Biz de takım savunmasını evet yapıyoruz. Yani bir Atletico Madrid, bir Beşiktaş'ız diyebilirim yani. Önce savunma. Gol her türlü atılır aslında. Ama biz önce savunma diyoruz. Anladım. Göker sen ne diyorsun? Artık kadroyu gördüm. Vallahi gözlemimizin kim olduğunu gördüm. Şimdi gözlemimizin kadrosu hakikaten çok sağlam. Saygı duyulacak bir kadro var. Zaten Porto ilkeleri iyi biliyorum. Onlar da çok iyi futbol oynayan takım. Yani şöyle baktığınız zaman sahada oynayacak iki takımın da oyuncuları hepsi gerçekten topçu. Hani top oynamayı bilen adamlar. Bu adamlar çıktığı zaman zaten ortaya kötü bir karşılaşma futbol çıkmaz. Beklemesin kimse. Hani burada çıktıkları zaman tıkır tıkır toplarını oynarlar. Hele iki takım da böyle karşılıklı top oynamayı bilen insanlarsa valla ben sırf o maçı izlemek için oraya giderim böyle söyleyeyim. Zaten bir sonraki maçta siz varsanız bir saat zaten geçmiş olursunuz. Tabii tabii o maçı izlemek için ben orada olacağım büyük ihtimalle. Takım olarak da geliriz. Hani izlenmesi gereken maçlardan bir tanesi bence bu haftanın. Evet. Saat 10'da sizin maçınız var. Samba maçı. Etiler Spor'da oynayacaksınız. Etiler'i kuran oyuncu Pınarlı'nın defansındaki Gökhan. Belki Gökhan'ı ben iyi biliyorum. Evet, biliyorum. Gökhan getirecek o takımı. Değerli bir arkadaşımız. Selamlar buradan ama. Sen nasıl bir takım kuracaksın? Bizim takımımız şu anda açıkçası tam açıkçası net de değil. Yalan söylemeyeyim. Bazı isimler var tabii kafamızda. Onları bu akşamdan şekillendirip sahaya çıkacağız. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Biz bu lige, bu senin kurmuş olduğun lige katılmamızdaki sebep biz çıkıp topumuzu oynayalım, sporumuzu yapalım, zevk alalım, izleyenlere güzel zevk verelim. Böyle saçma sapan böyle bir hırsımız yok yani açık söyleyeyim. Yani benim hırsım zaten daha önceden de görüşmüştük. Bu konuda biz seninle konuşmuştuk. Birinci olursak var ya yani yapacağım tek şey o alacağımız parayla bütün takımlara güzel böyle bir atmosfer ortam sağlayıp bir mekanda hep beraber çalalım, söyleyelim, eğlenelim, muhabbetimiz olsun, insanlar kaynasın. Bizim derdimiz, ben 33 yaşındayım, 33 yaşından sonra çıkıp Real Madrid'de top oynayacak değiliz. Yarın, ertesi gün, maçtan ertesi gün herkes çıksın sağ salim, sakatlık olmadan çıksın, işine gidebilsin abi. Tek derdimiz bu. Onun için buradan Etiler takımına da başarılar diliyorum. Zaten Gökhan'ı biliyorum. Diğer arkadaşları bilmiyorum kim var kim yok. Umarım onlar da bizim mantetemizde çıkarlar.
sakatlık olmadan güzel bir şekilde hak eden kazansın. Zaten bu lige katılmamızın sebebi de bizim bu. Biz yıllardır Antalya'da değişik liglerde, güya Türkiye çapında olan liglerde top oynadık. Ama maalesef bu hak adaleti göremedik. Ayağımızın kırılmadığına dua eder duruma geldik başlardan sonra. Top oynamakla alakası olmayan, kasap diye tabir edilen insanlarla sahaya çıkıp top oynadık. Ve bu sebepten dolayı artık onlardan tamamen uzaklaşıp senin bu güzel adilane ligine gelip zevk almaya çalışacağız. Yani tek derdimiz bu. Maksat muhabbet olsun.